Çağdaş masal anlatıcılığının en önemli temsilcilerinden Judith Malika Liberman'la yeni kitabı Masallarla Yola Çık hakkında konuşmak üzere kültürsanat.com.tr için bir araya geldik. Hep kitap aracılığıyla 13 Ekim'de okuyucularla buluşan kitabınız Masallarla Yola Çık nasıl bir yolculuğa çıkarıyor ve masallar neden büyükler için de çok önemlidir? Masalların gücü nedir? Şimdi bu yeni kitabımda bir tane çember gösteriyor. Bir tane çember yolculuk yapıyor. Önce ormandan geçiyoruz, sonra dağ, sonra çöre gidiyoruz, en son denize gidiyoruz. Siz de biliyorsunuz. Şimdi bu orman manzarası aslında toprak elementi simgeliyor. Toprak elementi bizim özgüvenle ve bizim hayatta olma hakkımızdan bahseden bir element oluyor. Evet. Orada 10 tane masalla beraber bizim korkularımıza yüzleşmeye gidiyoruz aslında. Ormana gidiyoruz çünkü güven bulmak istiyoruz. Ondan sonra dağa gidiyoruz. Dağ hava elementi. Biliyorsunuz İngilizce'de inspiration, ilham demektir ve aynı zamanda nefes almak demektir. Yani nefes alma duyusu aslında dışarıdan aldığımız ilhamla eşleşiliyor. Orada hava elementi özgün fikirlerimiz, özgün yolumuz bulmak için ve orada bir tane her bölümünde aynı zamanda bir tane farkındalık aracı kullanıyoruz. Evet. Orada kullandığımız farkındalık aracı tat ve koku. Çünkü aslında tat ve koku kullanarak tam benim hoşuma giden nedir diye merak edebiliyoruz. Yani bu çağda biraz böyle şeyi de yaşıyoruz. İnsan ne yapıyorsa, yani en çok ne satılıyorsa. Aynen böyle toplum çok güçlü bir şekilde, çok küçük bir akışla beraber bizi alıp götürüyor. Yani bazen en çok dolu dükkana gireriz, en çok okunulan kitap okuruz, en çok gidilen mekana gidebiliyoruz. Çünkü toplum... Keşfetmeyi bilmiyoruz. Keşfetmeyi derken aslında ben ne istiyorum diye bilmiyoruz. Herkes bir şey sevebiliyor ama ben tam olarak neyinden hoşlanabiliyorum? En çok insanlar siyah çay içebiliyor ama ben yeşil çay tercih ediyorsam her defasında yeşil çay isteyebilir miyim? Ben ne istiyorum? Benim yolum ne? Benim özgünlüğüm ne? O hava elementini aslında ilham almak demek, o kendi yolumuza bağlamak demektir. Benim yolum nedir? Herkes bir yöne gidebiliyor. Öğrenmişlikten ziyade kendimizi keşfetmek. Aynen öyle. Öğrenmişlik, modalar, akışından ziyade özgün yolumuzu bulmak. Sonra o özgün yolu bulduk. Harekete geçmek zamanı. Belki fikirlerimiz var, belki yaratıcılığımız arttı. Ama ondan sonra ürüne geçirmek ya da adıma dönüştürme zamanı oluyor. Bazen çok fikirlerimiz var. Tam olarak ne istediğimizi biliyoruz ama onu yapmıyoruz. Onun için çöre gidiyoruz. Çöl ateş elementi. Ateş elementi harekete geçmek. Bizim harekete geçmeyi engel eden nelerdir? Onlara bakıyoruz. Orada yaratıcı boşa bakıyoruz. Orada bizi geriye tutan bütün bağlara bakıyoruz. En son denize gidiyoruz. Deniz hava su elementi. Su elementi bizim ten ilişkimizle ve bizim sınır ve bizi başka insanlara bağlayan ve ayırt eden bölümüyle ilgileniyor. Nasıl sağlıklı ilişki kurabiliyoruz? Güven dolu ama sağlıklı bir şekilde onları nasıl yapabiliriz? Orada işte su elementi. Yine bu 4 bölümünde onlar masal ile gidiyoruz. Toplam 40 masal var bu kitap içine. Her masaldan sonra bir tane mesaj var. Bir tane hayata uygulama bölümü var. Bir tane oyun oynama bölümü var. Bir de ondan sonra alıntılarımız var. Şimdi ben masallara böyle oynamayı çok seviyorum. Bir masal anlatıcısıyım. Şimdi masal anlattığım zaman tabii ki böyle analizler ya da yorum ya da uygulama bölümü yapmıyorum. Sadece masal anlatıyorum. Ama masal anlatmaya hazırlanmak için her ay bir gösteri hazırladığım zaman masalı araştırıyorum, okuyorum, geliştiriyorum. Sonra geliştirme aşamada ben kendime şey soruyorum. Bu ay neden bu masalı anlatmak istiyorum? Bu masal bana, kişisel olarak, cüzit olarak bu masal bana ne söylüyor? Bu masal bana ne hatırlatıyor? Bu masal nasıl bir ayna tutuyor bana? Ben bunu senelerdir yapıyorum. Bir şey baktım ki masallarla çalışmak, gösteriyi hazırlamak için tabii ki bunu yapıyordum. Ama masallarla çalışmak bana çok iyi geldiğini fark ettim. Bana çok güzel bir şekilde ayna tuttuğunu fark ettim. Ve kitaplarımla, masal terapi ve masallarla yola çıktım. İnsanlara bu ayna tutmak istedim. Yani kullandığım ve anlattığım masallar, masallarla yola çıktaki çoğu masallar ya sahnede ya da radyoda anlattığım, NTV Radyo'daki radyo programında anlattığım masallar oluyor. Ve orada geliştirdim onları zaten. Sahnede anlatmak için insanların tepkiyle beraber geliştiği, dönüştüğü, değiştirdi. O kitaptaki bütün masallar özgün masallar aslında. Evet. Ama
oradan şey sunuyorum. Bu defa ben ne anlıyorum diye bakmayalım. Sen de ne anlıyorsun bu masaldan? Bu masal sana ne söylüyor? Bu masallara sen nasıl çalışabiliyorsun? Ve o dört elemandan geçtiğimiz için aslında farklı farklı konular oluyor. Bu bir ilişki kitabı değil, bu bir yaratıcılık kitabı değil, bu bir özgüven kitabı değil. Bu aslında hepsinin bir araya olan bir kitabı. Çünkü dört konuya bakıyoruz. Güven, ilham ve yaratıcılık, harekete geçmek ve ilişki kurmak. Ve aslında bütünlük benim için bu çembe çok önemli. Çünkü aradığımız şey bir tarafımızı geliştirmek değil. Dengeli bir şekilde, sağlıklı ve dönüştürücü bir yolculuk yapmaya bakıyoruz. Ve bu kitap aslında bunu sunmak üzere var. Evet. Anlatma sanatıyla uğraşıyorsunuz. Sanatınızın Türk toplumunda çok eskiden beri bilinen adıyla meddahlıktan ne gibi farkları ve benzer yanları var? Aslında farkı yok. Yani bir başka bir isimle yaptığım işi meddahlık da olabiliyor. Tabii ki meddah genellikle daha fazla meydanda anlatıyoruz. Meydanda da anlatmışlığım var. Ne isim koyduğumuz aslında benim için çok önemli değil. Bazen de masal anlatıcısı olduğumu da söylemiyorum. Anlatıcıyım diyorum. Çünkü benim sanatım aslında sözlü bir şekilde bir şey aktarmak. Evet. Bu aslında çay içliğinde bir sohbet etmek olabilir. Masallar ya da hikayeler ya da fikirler anlatabiliyorsun. Ne anlattığın çok önemli değil. Önemli olan anlattığınca dinleyicinin gözünün önünde belirli imgeler var etmesi. Anlatıcı bir sürü farklı ortamda anlatabilir. Hangi ortamda anlattığına bağlı farklı bir isim takarlar sana. Şimdi bir anne çocuğuna masal anlattığı zaman akşamüstü yatırmak için ona meddah demiyoruz. Ama bir profesyonel bir erkek meydan ortasında kolları açarak aynı masal anlattığı zaman ona meddah diyoruz. Aslında isim ortama bağlı. Ben birçok farklı ortamlara gidiyorum. Yani genellikle yetişkinleri anlatıyorum. Tiyatroda anlatmışlığım var, parkta anlatmışlığım var, yoga merkezde. Meddahlığı da içine alan bir şey aslında. He? Meddahlığı da yani birçok şey içine alan bir şey. Tek bir şeyle sınırlı değil. Tabii ki. Sadece masal, sadece meddahlık değil ama anlatıcılık. Anlatıcılık. Ben anlatıcılık demeyi seviyorum, aynen öyle. Yani birçok yerlerde anlatabiliyoruz. Bazen şey diyorum, çok iyi bir anlatıcı olabilirsiniz ama sizin sahneniz belki çay ocağı olabilir. Ama çay ocağında çok iyi bir hikaye anlatan bir kişi kesinlikle meddahtan benim gözümde hiçbir farkı yok. Şimdi sıradaki soru da bununla ilgiliydi. İyi bir anlatıcıda bulunması gereken özellikler nelerdir? İyi bir anlatım nasıl olur? Anlatmak başka bir insana bir şey gördürtme veya hissettirme sanatıdır. Yani bir şey anlattığım zaman bir an olsam bile burada değil başka bir yerde oluyorsam sanki o zaman o anlatıcı işini yapmış. Belki anlatıcı ağzına bir tat getiriyor. Bir pizzadan bahsediyor. Ve bu pizzanın anlattığı zaman üstündeki eriyen peynirler gözünün önüne geliyor. Kokusu geliyor. Sıcaklığını, parmaklarını yakıyor. Çıtırlığını, ağzına patlattığını hissediyorsun. O zaman anlatmış oluyor. Sana bir şey hissettirmişse. O yüzden ne anlattığın değil, anlatırken sana bir şey hissettirmiş. Sanatımız bu. Anlatıcı, hissettirici ve gördürtücü aslında. Evet, aslında anlatıcıyla dinleyici de aynı şeyi paylaşıyor. Aynı şeyi yapıyor gibiler aynı anda. Aynen öyle. Araştırmalar gösteriyor ki bir hikayeyi paylaştığımız zaman anlatıcı ve dinleyicinin arasındaki beyin dalgaları uyumlanıyor. Dakikalar içinde. Yani demek ki hikaye dinlemek ve anlatmak insanların aslında bir bağ yaratıyor. O nedenle çok önemli bir sanattır. Özellikle bizim çağımızda. Çünkü bir kopuk çağında yaşıyoruz. Aramızda sürekli ekranlar giriyor. Her şey hazır. Ve ekranlarla beraber iletişim kuruyoruz. Bağ azaltıyor. O kopukluğa, o bireselleşmeye panzehir olarak aslında masal anlatıcılık geliştirmeye ve ön sürmeye çalışıyorum. Yani çünkü ne zaman ki iki insan çaycı da belki böyle mesajlarla falan böyle ekranlara bakmıyorlardı. Birden bir insan şey diyor, ya biliyor musun? Dün gece acayip bir şey geldi bana. Öteki insan telefonu geri koyuyor ve diyor ki öyle mi? Anlatsana. O andan itibaren bu iki insanlar birbirine bağlanıyorlar. Bağlanmak, yani bu bağ artışı toplum için çok önemli. Yani insanlar birbirine hikaye anlattıklarında
güven artıyor. Güven artması toplum için çok önemli. Çünkü güven demek aynı zamanda cömertlik artırıyor. Ben sana güveniyorsam demek ki sana yardım etmeye hazır oluyorum. Sana elimi açarım. Ve bütün bunları tabii ki toplum içinde bağ artırıyor, güven artırıyor. Daha güzel bir toplum yaratıyor, daha güzel bir dünya yaratıyor. Bugüne kadar nerelerde masal anlattınız? Masal anlatmak için sahne, dekor, müzik gibi ögelerden, başka sanatlardan da faydalanıyoruz. Evet, bir müzisyenim var. Her zaman yani yaklaşık 4 senedir beraber çalışıyoruz. Adı Tahir Ayne. Şimdi Tahir birçok farklı enstrüman çalıyor. Her ay bir tane gösteri geliştiriyorum. Sonra Tahir'i arıyorum. Ona bu masalları anlatıyorum. Anlatıyorum bütün anlatacaklarımı. Hem arkada ses efekt yaratıyor, işte rüzgar yaratıyor, yürüyüş. Hem de masalların arasında biraz mola vermek amacıyla şarkı yapıyor. Bu önemli bir şey bizim için çünkü bizim gösterilerimiz 1,5-2 saat arasında sürüyor. Ve hedef hayal kurmak. Hayal kurduğun zaman bazen üst üste sürekli gelmemesi lazım. Bir an mola verip bir an içinde kalabilmek gerekiyor. Örneğin diyelim karakterimiz bir tane sandalye bindi. Sandal girdi sislerin içinde ve sisler gitgide daha yoğun oldu. Aslında isteriz ki orada insanlar hayal etmeyi devam etsin. Ona göre bir sis içinde olma müziği yapıyoruz. Ve insanlar hem gözünün önünde bu imge ile beraber hem de kulağında bu müzik ile beraber bu duyguyu ortaya çıkmasının, artmasının izin verebiliyorlar. Bu önemli bir şey. Nerede masal anlatıyorum? Aslında birçok yerlerde anlattık yani. Geçen defa Tahir'le bir liste çıkartmıştık. 100'e yakın farklı mekanlarda anlattık. Ama düzenli bir şekilde Kumbaracı 50, İstanbul'da, Çinel'de, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki Kadıköy'de, bir de Beşiktaş'ta Container'de anlatıyoruz. Bunlar bizim fix mekanlarımız İstanbul'da. Onun dışında düzenli bir şekilde Bursa'da, Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da ve Eskişehir'de anlatıyoruz. Hatay'a da gidiyoruz. Yani onların içinde bazen belediyeler bizi çağırıyor. Lüleburgaz'a gittik. İşte Bağ Bozumu için, Bağ Bozumu Festivali için Bozcaada'ya gittik. Ben şey seviyorum, masal birçok yerlerde taşınabiliyor. Tahir'in bir halı var. Halının üstünde oturuyoruz, enstrümanlar seriyoruz, hazırız. Parkta anlatmışlığımız var. Yoga stüdyoda anlatmışlığımız var. Okullarda anlatmışlığımız var. Çok okula gitmiyoruz artık ama onu da yaptık. Meydana, İstiklal'da bile masal anlattım. Gerçekten masal çok hafif bir sanat. Dekor istemiyor, kostüm istemiyor. Sadece bir araya gelmek. Tek mesele bir araya gelmemiz gerekiyor. Ve zaten şey diyorum yani masal bahane, bir araya gelmek şahane. Esas hedefimiz bir araya gelmektir. Ve mümkün mertebe şey istemiyorum. Tiyatrodaki ayrımı. Tiyatroda ayrım, sahne ve dinleyici ayrı. Biri karanlıkta, biri ışıkta. Biz masal gecelerinde her yerde ışık bırakıyoruz. Dinleyiciler görmek istiyoruz. Çünkü bu sahnede yapılıyor, odada tüketiliyor bir sanat değildir aslında. Herkes üretiyor. Biz birkaç kelimeler veriyoruz ve verdiğimiz kelimelerin üzerinde dinleyiciler hayal kurmaya başlıyor. O yüzden hep şey diyorum, işin %20'si bizde, %80 dinleyicilerde. Çünkü dinleyiciler bir takım kelimeler üzerinde hayal kurması gerekiyor. Bizim yaptığımız iş çok iddiasız bir iş aslında. Kostüm yok, püf nokta yok, ceplerimiz boş, arkada hiçbir şeyimiz yok. Bir kere bir müdür bana şey sormuştu, PowerPoint getirecek misiniz? Yani PowerPoint olacak mı masal anlattığınız zaman? PowerPoint de yok yani. Herhangi bir destekleyici bir şey yok. Gerek yok zaten. Evet. Çok sade. Oturuyoruz. Bu kadar. Yani her zaman bu kadar. Bu kadar olması, bu kadar iddiasız bir şey olması benim masal anlatıcılıkta dair en sevdiğim şey. Yani ekleyince her zaman daha iyi oluyor. Oluyor değil. Daha fazla daha iyi demek değildir. Masal anlatıcılık çok sade bir sanat. Ama çok derin bir sanat. İnsanlar şaşırıyor. Bu kadar iddiasız bir şeyle ben nasıl bu kadar derin bir hayal kurmuş olabilir? Ve nedeni biliyor musun? Aslında iş biz yapmayınca dinleyici yapıyor. Ve herkes kendi yaptığı şeyi daha fazla seviyor ya. Aslında biz kendi hayalini kurmasını sağlıyoruz insanlara. Ve en güzel hayal senin kendi kurduğun hayal olduğu için en çok hatırlayacağın şey bu. Sinemaya gittiğimiz zaman bir kral varsa hikayede, yönetmen bu kralı seçiyor. Bir casting yapıyor ve yönetmene göre en uygun kral
seçiyor. Ya da yönetmene göre, kostümcüye göre en uygun kral kıyafetleri seçiyor. Yönetmene göre en uygun seçiyor. Biz sadece şey diyoruz, bir kral vardı, güzel bir sarayda yaşıyordu. Ve aslında bütün iş bırakıyoruz. Dinleyici, kral nasıl bir kral olacağına karar vermesi gerekiyor. Aynen, dinleyici casting yapıyor, kostüm yapıyor, mekan seçiyor. Ama o yüzden o masal dinleyicinin kalbine giriyor diye. Çünkü dinleyicine göre bir kral, dinleyicine göre bir kral kıyafeti, dinleyiciye göre kostüm ve mekan var. Ve o nedenle o dinleyicinin alt bilincinin hayal etmek istediği mekanlar ve yolculuklar oluşuyor. Aslında masallar rüyanın dili konuşuyor. O anlamında dinleyicinin alt bilincine uyumlu olmasını çok önemli. Peki masal yazmak, okumak veya anlatmak arasında bir sıralama yaparsak hangisi önemli sizce, daha önemli? Sizce yeterince yeni masallar üretiliyor mu, yaratılıyor mu? Şimdi masal yazmak, anlatmak, okumak ve dinlemek. Şimdi benim için orada iki şey var, sözlü ve yazılı. Yani okumak, yazmak bir yandan, anlatmak, dinlemek bir yandan. Benim için anlatmak ve dinlemek çok daha önemli. Çünkü masallar esas sözlü sanattır. Onların esas mecra sözlü anlatımıdır. Evet, kitap içinde koyuyorum. Çünkü böyle bir şekilde başka evlileri başka şekilde dolaşabilecekler. Ama masalların kitaba düşmesi bir kazadır aslında. Masalların esas aktarım, doğal aktarım ve doğru aktarım yolu sözlü, doğaçlama bir şekilde. İki insanların arasında olan bir simyadır aslında, bir buluşmadır. O yüzden her zaman sözlü tarafı tercih ederim. Sözlü tarafın içinde bence en önemli onları dinlemek olacak. Masal anlatmasan da olur ama dinlemesen olmaz. Bence herkes hayatta masal dinlemeli. Çünkü her masal dinlediğin zaman hayal kuruyorsun. Ve o hayal kurmak aslında senin çok önemli bir kas geliştiriyor. Hayal gücü. Hayal gücü bir süper güç. İnsanların bir süper gücü. Burada olmayanın görme yeteneğimiz var insan olarak. Masal dinlerken burada olmayan bir sarayı, burada olmayan bir kralı, burada olmayanın bir dünya, bir ülke hayal edebiliyorsun. Burada olmayanının görmeyi, yeteneğin sürekli geliştirmen gerekiyor ve güçlendirmen gerekiyor. Hayal gücü çalıştırmak lazım. Masal dinlediğimiz zaman hayal gücümüzü çalıştırıyoruz, o gücü güçlendiriyoruz, o kası güçlendiriyoruz ve bu bize dünyada değişim yaratabilen insanları kılıyor. O nedenle mutlaka herkes masal dinlemeli. Dinleye 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 doğal olarak anlatmaya geçeriz. Zaten ne zaman anlatmaya başlarsın diye, kim anlatmalı? Anlatmasam çatlarım diyen kişi. Anlatmasam çatlarım diyorsan o zaman anlat. Anlatmasam çatlamam diyorsan içine dursun gerçekten. Yani çünkü masal o yerden gelmeli. O heyecandan gelmeli. O şeyinden gelmeli. Yani dün ne oldu inanamazsın, hemen anlatacağımdan gelmeli. Yoksa aktarılamaz zaten. Sevmediğin bir masal anlatamazsın. İlgin çekmeyen bir masal anlatamazsın bence. Aktarmanın tek yolu yazmak değil. Kesinlikle yazmak değil. Aslında yazmak esas sözlü, evet. Yazmak biraz masallar için bir garaj yoludur. Masallar biraz kitaplar içini kurmaya gidiyorlar. Yani o yüzden ben masal kitaplarımda mutlaka çalışma yapıyorum. O interaktiviti artırmak için. Evet. Çünkü bir masal kitabı bence kapaktan kapağa okunamaz. Okunulamıyor yani. Yaşayan bir masal şey çünkü anlatmak o anı yaşayan bir şey. Yani. Aynen, değişmeli. Her anlatımda değişiyor zaten. Ve kitapta okuduğun zaman bir masal okursun, iki masal okursun. Üçüncü masaldan sonra yorulmaya başlarsın. O yüzden ben şey söylüyorum kitaplarımda. Haftada bir masal okuyun. Ya da günde bir masal okuyun. Masallar böyle arda arda okunmuyor. Masallar bir tanesini okunur, alırsın onu gönüle. Dolaşır burada, biraz kalır burada. Üstüne etkisinin etmesi için biraz zaman tanımak lazım. Kitabınızda okuduğum kadarıyla en çok hoşuma giden şey, her masalın sonunda ya da o masaldan sonra bir durup düşündürtüyor insanı. Yani ben hiç o açıdan bakmamıştım. Yani üzerinde durup düşünmeyi sağlıyor. Bu açıdan gerçekten çok başarılı.
sadece masal gecelerinde anlattığınız, yazmadığınız size ait başka masallar var mı? Kesinlikle var. Yani şimdi iki kitabım var. Bir kitapta 54 masal var, öteki kitapta 40 masal var. Oysa ki ben senelerdir masal anlatıyorum. Bir ara bir hesap yapmıştık, 600'e yakın masal anlatmışlığım var. O yüzden çoğu masallarım yazılmadı. Radyoda da anlattığımız masallar, sırf şu an sanıyorum radyo arşivlerde 70-80 arasında masallar var. Çoğu da hiçbir kitapta bulunmuyor. Yani masallar çok. Masal gecelerine gelmek lazım o zaman. Evet, masal gecelerinde zaten her ay yeni masallar yapıyoruz. Bu dönemde kitaptaki masalları anlatıyoruz. Bu ay da devam ediyoruz, önümüzdeki ay da devam ediyoruz kitaptaki masalları anlatmaya. Ondan sonra yeniden tekrar devam edeceğiz. İşte Şubat ayında aşk masalları her zaman anlatıyoruz. Onlar da şu an hiçbir kitapta yok. Öyle yani, çoğu masallar bende şu an hiç kitapta bulunmuyor. Yeni bir yıl yaklaşırken 2018 yılı için programınız, projeleriniz? Yani şimdi büyük heyecanla Mart ayında Kanada'da, Toronto'da Uluslararası Anlatıcılık Festivali'nde Manatıcı'ya katılacağım. Orada da tabii ki bir sürü anlatıcıyla buluşma, paylaşma da fırsatım olacak. Brenna McCrimmon'la beraber masal anlatıcıyı yapacağım. O da bana müzikle eşlik edecek. Onun için de masal gecelerimiz devam edecek. En her yakındaki zaman, masal gecesi. En yakın masal gece şu an Dastas'ta. Evet. Dastas ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde takvimi de açmıştım, burada açabiliyorum. Yani şu an Perşembe günü 7 Aralık'ta Dastas'tayız. Evet. 8 Aralık Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. 9 Aralık'ta Eskişehir'de. Eskişehir Belediyesi bizi çağırdı, onun davetindeyiz. 11-12 Aralık'ta Kumarıcıeli'deyiz. 15 Aralık'ta Bursa'da Sanat Mahal'dayız. Ondan sonra 17-18 Aralık Antalya'ya gidiyoruz. Orada Badem Altı Kafede masal anlatıyoruz ve 19 Aralık'ta tekrar Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Öyle geziyoruz. Bu ay 4 ayrı şehirde ve İstanbul'da birçok yerde, Koç Üniversitesi'nde de anlatıyoruz. Koç Üniversitesi'nde 13 Aralık'ta anlatıyoruz. Geziyoruz. Peki okuyucu ve dinleyiciler sizi nereden, nasıl takip edebilir? Sosyal medyada Judith Malika Liberman hesabında, evet. Instagram'da program paylaşıyorum. Bir de Facebook'ta Masalhane hesabında da program paylaşıyorum her ay. Veya takip ettiği mekanlar olabiliyor. Kumbaracı'yla, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Beşiktaş'ta konteyner mekanları. Onlar da tanıtım yapıyorlar. Öyle oluyor. Keyifli sohbetiniz ve yeni kitabınız Masallarla Yola Çık vasıtasıyla masalların büyülü dünyasında bize rehberlik ettiğiniz için Kültür Sanat Konteyner olarak ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.